Evet, müziği de kapattık, böyle bekliyoruz değil mi? Bunu izleyeceğiz değil mi? Hadi izleyelim o zaman. Yayına ses gitmemesi durumunda lütfen moderatörlerim beni uyarınız. Çünkü biliyorsunuz NDI'den çekeceğim sesi. Fatih de uyarır. Şu an modlar aşağıda. Tamam mıyız bebeğim? Ben Hazır tamam. mıyız? Çünkü başlıyor muyuz? Çok Şimdi heyecanlıyım. öncelikle şu reklamları, chat'i falan bir kapatalım. Bence kapatalım ya. Bence de kapısın. Ay çok Şunu da heyecanlandım. kapatalım. Aynen, temiz Hayırlısı. temiz izleyelim videomuzu. Hadi bakalım. Yok. Bir dakika ben de açacağım burada. Telefonu Ya. açacağım. Hello. Video Bakalım izlemeye şey başlıyorum. duyurulmuş aşağıdan. Evet, şu an Evet onu izliyorum. izliyoruz. İsterseniz siz de Tamam. yayından takip edin bizi. Tamam. Çok heyecanlandım. Hatta uyarın şeyi. Hatta uyuyorum. Bir sıkıntı çıkarsa. Okay. Hadi Kapattım. başlayalım. Hadi başlayalım. He destroyed my home, murdered my people and my king. He must be punished. For Arden. Welcome to Bastion. To the good people of Revendreth, Maltraxxus must stay true. If we fail, the Shadowlands will fall. Light, save my soul. Bahsettiğim Türkçesi çevire buydu. Ahiretler, bilmiyorum hani afterlives, Samsun'da. sonraki yaşamlar diyebilirdik, işte buna takılmıştım. Yoksa geri kalan çeviriler gayet güzel. Güzel. Bir tekrar daha alacağız. Zaten 50 saniye çok bir vaktimizi almayacaktı gibi değil. Biraz dura dura gidelim. Uther. Evet. İlk karşılaştığımız karakter Uther. He destroyed my home. He destroyed my home. Murdered my people and my king. He must be punished. He derken herhalde Lich King'i Evet. kastediyor olsa gerek. Buradan dolayısıyla Jailer'a yürüyor olabilir diye düşünüyorum. Bu Winter Queen. Evet. Ardenveil'de iş yapıyoruz. Merak ettim. Benim merak ettim. For Ardenveil diye çıkışan abi, oradaki o Tyrael tarzı, hani yarı geyikimsi yarı şey insan modeli. Oradan Herhalde orada bir kan şey... büyüsü şeyi görüyoruz. Orada kimi çeyizlemişlerdi? Bir durdurabilirsek. Burada bir ork var. Ork var, evet. Acaba Yani Kel bu arkadaş ork Garrosh olabilir, evet. Garrosh'un çığlığına çok Garrosh. benziyor. Garrosh gibi düşündüm ben Ork de. gibi duruyor değil, kesin ork, vücut yapısı, kulak Kesinlikle ork. yapısı. Evet, Kel bir For ork. the Ardenveil'de mi düştü? true Neden Aslında Chain? warrior olduğundan dolayı kendisini biraz daha Bastion'da beklerdik ama Saurfang ama Kel değil. Şu anda Kel olduğunu söyleyebilir miyiz bu arkadaşın? Garoş garoş gibi duruyordu. Başka tarihte Brock Sigar Kel miydi? Doomhammer? Doomhammer da olabilir. Evet, o Olabilir. da Kel. Brock Sigar toplu saçı, toplu arkada çok şey detayı yok Ben burada. Garoş gibi Bakalım şu bekliyorum anda ama. aslında 1080'de açık ama daha yükseği var mı? Yok, açıkta değil mi zaten? Otomatik olarak 1080'de giriyormuş. Saurfang'in vücudu bu kadar yapılı değil Garrosh'a göre, gençlik yani. Evet, Doomhammer olabilir, Brock Sigar da olabilir. Olabilir. Monçuk da olabilir. Garrosh Ben abi, Bağırış'a bakar mısın? Evet, bir tekrar alalım orayı. Garrosh Welcome Welcome to Bastion diyen ablanın ben Arkon olduğunu düşünüyorum. Sen de Kelsun Utku abi. Evet. Şöyle. Dıbıs. Şöyle koyayım da. Arkon olduğunu düşünüyorum ve orada canını yaktığı diyeyim. Yani orada ne yapıyor bilmiyorum. İçindeki animayı mı çekiyor? Şu pozisyonda. Bunun Uther Evet. olduğundan eminiz. Ki zaten alfa Burada. yayınlarımızı yaptığımızda, alfa videolarında, beta yayınlarında ve beta videolarında sık sık söyledik. Forsworn tarafında gördük Uther'i. Biraz daha siyah. Yani o Kyrian ırkı gibi böyle beyaz değil. Değil. Mouseworn Ayaklan. ya da işte Ayaklanmacıları Forsworn artırma. dediğimiz şeyde
tarafta olduğunu biliyoruz. Ve orada çekiliyor şu anda. Evet, Utere bilmiyorum yani Arkon acaba iyi mi ya da Kirin ırkı iyi mi bilmiyoruz. Ya da Utere çok mu iyileştiriyoruz gözümüzde, yaptığı her şeyi iyi olarak algılıyoruz. Bakalım. Bu ara şurada... Garona'ya benzettim onu ama Bu Garona değil tabii ki, bu Kral'ın annesi. Onu da söylemeden geçmeyelim. Neydi o? Dur söyleyeceğim. Ablanın adı. Görev yapmıştık Maldraksus'ta hatırlarsanız. Draka. Draka. Evet. Uther'in Warcraft 3'te Arthas'a sözü vardı. Paladin intikam ruhuyla hareket etmez gibisinden ama şu an kendisi intikam peşinde. Acaba intikam mı bilmiyoruz ya da bir şeyi yakalamış olabilir mi? Çünkü tekrar ediyorum, alfa ve beta yayınlarında sık sık dile getirdik. Bir bozukluk var. Shadowlands'te bir kırıklık var. Bundan nasıl söyleyelim, böyle çok ülke tabiri olacak ama nemalanan bazı yönetimler var. Yani Arkon'da bunlardan biri olabilir. Sair Denatrius kötü de Arkon iyi olduğuna direkt kanaat getirebilir mi? Bir şey var değil mi bizde? Beyazsa, açık renkliyse iyidir, koyu renkliyse kötüdür. İşte gri ise, kırmızıysa, siyahsa kötü. Genelde öyledir ama. Yani. Bu abla Draka, biraz daha geriye gidelim. Of, çok geriye gittik. Ya, 50 saniye olduğu için küçük tıklamalarla çok geriye gidiyoruz. Maldraksus olduğunu zaten orada anlıyoruz ama küçük bir şey geçti. To the good people of Red. Bu görevi hatırlayan var mıdır? Scourge, neydi? Light Scourge Area vardı hatırlarsanız. Evet, şemsiye yıkıldım. Tutarak dolaşan tipler evet. Vardı. Revendreth olduğunu görüyoruz. Oradaki Sire Denatrius mu bu prens mi? Ondan emin değiliz. Sire Denatrius'un eski hali olabilir. İsyanın yeni çıktığı dönemler olabilir. Biraz tipleme olarak Sire Denatrius'a benziyor. Çünkü kafasındaki taca bakarak bu yorumu yapıyorum. Ama Sair Denatrius biraz kalıp olarak daha kalıplıydı oyunda hatırlarsanız. Maldraksus must stay cool. Stay cool diyor değil mi? Evet, must stay cool diyor. İyi yayınlar, kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Derin. Dur bakalım. Serinden olacak. Selam söyle gitmişken. Görüşürüz. Karanlık yatıyor. Bu if we fail Shadowlands will fall diyen ablanın abinin şey olduğunu düşünüyorum. Kim? Alexandros Mograine olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsanız Maldraksus'la ilintili olup da orada bu ses tonuyla konuşabilecek abi kendisi. Ashbringer'la bizim yanımızdaydı hatırlarsanız görev zincirlerini yaparken ve ilk olarak hani Maldraksus'tan çıkış kısmında ve bir sıkıntı olduğunu, Shadowlands'te bir sıkıntı olduğunu dile getirenlerden biriydi. Büyük ihtimalle Maldraksus'un da hani Shadowlands'le olan bağını koparmaması gerektiğini ve önemini dile getiren olarak yansıyor olabilir şu anda. Akerus gibi duruyor bu kale. Ya, nekropolisler zaten undead varsa nekropolis direkt vardır modunda. Yani o konuda hiç şeyimiz yok, çekingemiz yok. Utku bu kim? Burası net arkadaşlar bence. Hiç şey yapmayalım. Bu Arthas ve karşısındaki de Uther. Sağdaki taraf şöyle bakalım kameralarda görünüyor mu? Tamam. Benim kameram kapatmıyor. Yani soldaki Scourge ordusunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani değirmenleri görebiliyorsunuz. Andor Hall olduğu kesin. Evet. Invincible var. Var. Yani evet. Var evet. Oğlu var. ötesi yok. Arthas ama Light Save My Soul diyen kişi kesinlikle Uther. Video boyunca konuşan gene Uther olabilir. Orada ben Alexandros Mograine yorumu yaptım ama bu videoyu bize aktaran kişi Uther olduğunu düşünüyoruz. Ben düşünüyorum daha doğrusu. Eda bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Ben bilmiyorum. Ben şu an izlemek istiyorum sadece. Boynuzlanmış o şeydi ama Warcraft 3'te de hatırlarsanız o bir undead at modeli vardı. O şeyden mütevellit olabilir diye düşünüyorum. Şimdi İngilizcesini bir izleyelim baştan bir daha bölmeden. Uther yazıyor zaten. Şimdi arkadaşlar Türkçe. Türkçe'de direkt Türkçe altyazı vardı. Şimdi İngilizce altyazı açıyorum ve diyor ki Uther, bakar mısın?
Uther 2.3 üstte, tamam, bu konuşan Uther olduğunu direkt anlıyoruz burada. Aralon. Aralon. Orc Screams. Aralon diyor arkadaşlar. Bakalım Aralon kimmiş? WoW'de görüyoruz şu anda. WoW Gameplay'de de var kendisi. Aralon Silver bir avcı, Wild Hunt'ta üye. Wild Hunt yani biz Witcher 3'ten hatırlıyoruz diyeceğiz ama Ardenvale'da görevler yapmıştık hatırlarsanız. Yine bahsetmiştim. Oo. Silver dediğimiz ırk da şu şekilde arkadaşlar. Şunun linkini size atayım, WoW Gamepedia'nın şeysi. Şöyle. Bu ırkta aynen Arthas'tan bahsediyor. Uther'in askerlik arkadaşıdır Aralon. Değil. Arthas değil. Biraz daha sanki Lich King. Hani Lich King ölümün şeyi direkt Jailer'a olabilir şeyi. Hiddeti. Çünkü artık Arthas'ın tek başına hani bütün bunlara sebep olmadığını yani Shadowlands'e gidip hayatta kalıp da anlamıştır diye düşünüyorum. O şekilde yoruyorum. Devos. Devos diyor. Welcome to Bastion diyen karakter Devos'muş arkadaşlar. Ona da bakalım. Kimmiş bu Devos? Ben Arkon diye yorumlamıştım ama Devos çıktı. Devos. Güzel tahminler ama orada yoktu. Devos is an ascended Kyrian located in Bastion. Alliance ve Horde'a başta iyi sonra şey olacak gibi görünüyor. Önce Allied sonra düşman olarak görünüyor. Forsworn'a girecek. Herhalde Uther'in aklını çelen ya da aklına giren ya da Uther'e doğru yolu gösteren kişi. Şimdi Devos Tactics olarak geçiyor. Büyük ihtimalle bir boss olacak. Spires, ben bunları yapmamışım herhalde diye bakıyorum. Söyleme, spoiler de olmasın. Yok. Bastion'da bir dungeon'da son boss Devos. Belki de yapmışımdır diye hatırlıyorum. Çünkü ben bunları yapmıştım diye bakıyorum. Şöyle size linkini atıyorum arkadaşlar. Devos'un kim olduğuna dair. Zaten şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Devos kim demeyeceğiz. Devos bu. Daha da gelmem Devos'a. Güzel. Sema babasını öldürdüğü zaman niçin? Kardok. Devam ediyorum. Evet, Sire Denethrius tuttu en azından. Cümleten S.A.S. Türkçe altyazı izledim. Ben de ilk hiçbir şey anlamamışım kimle konuşuyor diye. İyi ki İngilizce altyazı doğru düzgün yazmışlar kimin konuştuğunu. Ya evet, bizim ama tahminler tuttu yani. Ha bak. Margrave Akarek. Ben yine şeye yorumlamıştım. Adını sen söyle. Alexandros Mograine. Margrave... To the good people of Raventhread. Bir de to the good. O da o zaman ayrıştıracağız. Makarek. Must stay true. Şu an Margrave Makarek'i bulamadık şeyde. Akarek. Ben öyle yazarsam öküz gibi olmaz. Makarek. Olmaz. Akarek. 15 dakika max. Ne? Geliyor. Ben de şu an ne diyor ya şey. Görkem'le konuşuyoruz. Necrolord olarak geçiyormuş kendisi. Çok da bir şey yok şu anda. Kendisiyle alakalı. Evet. Okay. Ha, Akarek diye bir karakter var. Mesela Draka'ya, işte Lady Vash'a ya da Alexandros Mograine'e Margrave deniyormuş. Herhalde bu Necrolord'larla alakalı bir ünvan olsa gerek. Akarek de onlardan birisi gibi duruyor. Margrave, evet aynen öyle. Margrave Draka is a human death knight of Knight of the Album. Oh, okay. Sen nerede konuştun Görkem aşkım? Şeyden, oyundan. Ha eyvallah. If we fail the Shadowlands, we'll fall.
They're Necrolord, Utku. Covenant'ları. Ha, zaten Uther'miş bu da. Tamam, bu da Arthas olduğu kesin. Sinister Orchestra. Uç beyi. Evet evet, öyle öyle. Evet, bütün şu anda video tarihim geçiyor. Şimdi şöyle yapalım. Arkamıza bir görsel alalım burada. Ki şu görsel herhalde. Ya bunu bekliyorduk, söylememişlerdi. Şimdi diyor ki gelecek. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu videonun ne olduğunu biz size söyleyelim. Bu video çıkacak olan videoların teaser'ı. Evet. Büyük ihtimal bu az önce saydığımız isimler, işte Margrave Akarek, Uther, Aralon. Evet, Aralon. Draka. Draka değil, başka bir ablaya bakmıştık. Dur burada. Bir dakika. Devos. Queen, Devos. Gibi isimlerin, Harbingers, Warbringers gibi çıkacak olan videoların teaser'ı. Four Covenants 4 bölüm olur. 4, öyle düşünüyoruz. Aynen aynen. Arthas. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biz Türkiye'nin gelini olduğumuz için Blizzard kanadında hani sıkça soruldu, sıkça red cevabı alındı. Evet. Ve bu red cevabı alınması üzerine Arthas olma ihtimali çok arttı. Hani bir şeyler gelecek Arthas'la alakalı. Yani Blizzard'a sorulduğunda, işte abi Arthas'la ilgili bir şey gelecek mi? Yok abi, gelmeyecek. Vallahi gelmeyecek dediklerinde bilin ki Arthas'la ilgili bir şey geliyor yani. Vallahi gelmeyecek demedi. Öyle bir şey, öyle bir planımız yok. Şu an için öyle bir şey söz konusu değil dediler. Burada ama diz an... çöken büyük ihtimal Uther, evet. Çünkü konuşan kişi Uther'di. Evet. Alt yazıda da Uther olarak çıkıyor. İşte ruhumu kurtar ışık falan filan diye. Al ışığı gördün işte. Falan diye. Arthas'ı Sylvanas... Warbringer'da da gördük. Eskiyi görüyorlar. Bence babasının küllerini almaya gitti. Şey işte burası. Evet. Andor Hall. Andor Hall orası. Ya çok güzel değil. Kızım otur artık anneciğim ya. Diyelim görkemli şeyden de var. Tünelin sınırındaki ışığı görmüştür. Olabilir. O da olabilir. Şeyden, tatilden geri dönmedi değil mi? Murat'tan mı? Evet. O yüzden ona. Yani flashback gibi bir sahne bekliyorum buradan ben. Ya bu videolarda çok böyle yani geriye gitmeli olur ama daha çok Shadowlands'i biraz daha aktaran, Shadowlands'in daha doğrusu öldüklerinden itibaren Shadowlands'te yaşanan şeyleri aktaracaklarını düşünüyorum. Özellikle mesela nasıl söyleyeyim? Şunun gibi. Şöyle sesi kısayım, müziği parçalamasın. Hani şöyle bir git ki bakalım geriye. Mesela Uther'in şeyinde işte bu abla gibi ne olduğunu ve Bastion'da ne gibi problemlerin çıktığını ya da ne gibi sorunların bizi beklediğini tarzında şeyler paylaşılacağını düşünüyorum. Yani Pandaria'da olsun ya da Warlords of Draenor'da olsun, işte Legion'da olsun, bizi nelerin beklediğini, daha çok ne tarz bir kafa yapısıyla karşılaşacağımızı hep gördük. Onun önü verildi bize. Yani Blizzard bence bu taktikten şaşmayacaktır diye düşünüyorum. Abi Mercan Tanrısı harika hikayelerden nerelere geldik? Titan'ı devirdik, şimdi de öteki dünyayı kurtarmaya gidiyoruz. Yo, diyor. Çok yok iyi. Yok. Şöyle düşünün, kendi karakter gelişiminizi bu kadar küçümsemeyin oyun, hani lore wise konuşacak olursak sizin iyi. Karakterler de epey gelişiyor yani, onu da göz ardı etmeyin. Siz de yani bir Titan gücüne evrildiniz yani, işte atıyorum mercan tanesi olarak bir paladin Ashbringer tuttu yani elinde, ya da mercan tanesi olarak bir şaman Doomhammer tuttu elinde, yani bu kolay iş değil yani, öyle düşünün. Lich King ve vesaire yanık şövalye görür müyüz? Bilmiyorum. Mercan ertesi özür dilerim. Sen ne dedin? Mercan tanesi. Tane bir de öyle bir arkadaşımız vardı, onunla karıştırdım. Draenei human melezi gibi duruyor. Bu mu? Yok canım, direkt yok. Şey ya. Kuş. Şu Bastion'daki kuş haplalardan. Evet. Geri gelin halkı. Kyrian. Kyrian halkı, evet. Ben burada daha çok şeye benzettim onu. I need to go back. Ben sadece Uther'in bölümü olur diye düşündüm. Hayır canım.
Şey mantıklı o 4 kovanın 4 bölüm mantıklı. Onların içine geçen hikayeler. Aynı adamı sincap ceviz toplamaya gönderdi. Evet. Ama oradan başlıyorsun yani. Sil parlat. Kafalın yapısı Draenei gibi bence. Lich King ile kaskı kırılan vardı ya, isimlerle aram o kadar iyi değil, kavga ederler mi? Yani şimdi kas kırıldığına göre Lich King Lich mertebesi de bitiyor. Lich King olmuyor artık o. Yani o Lich'lerin kralı ya da Lich'leri yöneten kişi o değil. Evet, spoiler, ağır spoiler var. Evet. Ama spoiler değil yani, bu şöyle söyleyelim. Beta'ya girip de ya da alfa'ya girip de size oyunun içerisinde gelecek olan bir şey söylemiyoruz. Bu World of Warcraft'ın kendi sitesinde resmi olarak yayınladığı bir video. Arkadaşlar siz de izlediniz. Sadece yani 4 bölümden biri olan Uther'in bölümünde geriye dönük bir sahne. Ha, eyvallah. Siz de izlediniz arkadaşlar, siz de izlediniz. A turtle made it to the water. Hoş geldin. evet. O yüzden yani Lich King'lik bittiğini düşünüyorum ben artık. Ölülerin kontrolü, ölü kontrolü biraz daha anima üzerinden ve bunu da Jailer gücünden kaynaklanır diye düşünüyorum. Ben linkleri paylaştım. Atayım istiyorsanız tekrar ama gerek yok diye düşünüyorum. He, şimdi gördüm ben de. Lich King de Shadowlands'te olabilir mi? Yani ork olarak. Ner'zhul birey olarak belki olabilir ya da işte ruhunun gittiği döneme bağlı ama işte. Ama Ner'zhul'a benzemiyordu. Hayır yani Lich King bir nasıl söyleyeyim? Cumhurbaşkanlığı. Bu bir sıfattır, bu bir pozisyondur. Yani Lich King'lik de bir pozisyon. O pozisyon gitti artık, kas kırıldı. Ortaklık bozuldu yani. O anlamda söylüyorum. Yani Arthas Ner'zhul olarak görebilir miyiz? Görebiliriz. Yani şu ana kadar ölmüş her karakteri görebiliriz. Yani Blizzard'ın cebinde bunlar. Çıkartıp böyle al sana diye masaya atabilir yani. Hiç şey yapmayın. Kasktan serbest kalmış olması gerekiyor böyle bir durumda. Ama işte o söylentiler vardı hatırlarsanız. Arthas bastırdı mı, öldürdü mü? İşte hani. Arthas mı bastırıyordu yoksa Arthas'ın işte şeyim falan. Ya da işte serbest kaldılar mı ruhlar, bilmiyoruz yani. Frostmourne daha çok o şeydeydi. Hani Helm biraz daha yöneticilik şeyindeydi ama Ner'zhul'un ruhu içindeydi, evet. Bilmiyorum. Frostmourne kılınca ruhlar serbest kaldı ama şeyde öyle bir animasyon görmedik. Gibi. Lich King de bizi görecek mi? Yani gerekli parayı verirse oyunu Epic ya da işte yüksek versiyonda alırsak, işte Collector's Edition alırsak bayağı Lich King görür seni. Yani zırh hapishane içinde, Ner'zhul için yani bir yerde. Aynen ama dediğim gibi yani Sylvanas şeyi kırdığında öyle bir animasyon görmedik. İçinden ruhların kaçtı. Üçüncü faction Scourge gelsin, direkt oynamazsam adam diyorum. Delik sıçtık şimdi bu saatten sonra, ne horde oynayabilirsin. Bir şey oynayabilirsin. Ben bugün mikrofonlara bakıyordum aşkım. Evet. Sen sürekli o mikrofon oynattığın için o mikrofonu almamızın hiçbir anlamı kalmayacak, biliyor musun? Mikrofon hassas olduğu için o senin bütün oynattığın şu tıkı tıkı seslerin hepsini yayına gönderecek. Yani evet. O böyle oynanacak bir şey değil. O mikrofon aşkım. Yani ya ona hayır. Vurmayacak. Bak oynamayacaksın bak. Onu ben ayarladım bir kere. Anladın mı? Gibi yani. Tamam. Muratan abi geldi de mute açın isterseniz. Heh, aa geldi mi? Muratan hani tatildeydi? Muratan tatilden döndü mü? Hayır, görmedim tabii ki ama çağrıldım geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çağrıldım nedir ya, aşk olsun. Ya dedim ya video çıktı, gelin konuşalım diye. Şamınlandım ben şu an, geldim o yüzden. Sen telefondan mı bağlanıyorsun? Çok da güzel cızırtısı var. Lan bir şeyin de düzgün olsun lan. Ne? Bir şeyin de düzgün olsun diyorum, cızırtılı. Bu hangisi? Neyin cızırtısı bu? Telefondan herhalde. Bu USB'de ya USB ya da telefondandır. USB takmıştım daha önce çözüm olarak. Mikrofon jack'in bozuldu da o yüzden. Görkem'i de bekleyelim o zaman. Evet. Videoyu izledin mi? Ya izledim. Çok bir şey görmedim diyeceksin. Ya işte baktıkça görüyorsun da hani şu an o kadar abartacak bir şey çok yok. Yok yani canım, yok. Ya tabii canım, onu ben şeye girerken de söyledim hani. Falan böyle işte. Çok böyle büyük bir reveal böyle. Beklemesin evet. Kimse yani. Yok, çok bir şey orada göreceğiz de bu trailer'dan ben bir şey çok diyeyim yani. Tabii konuşuruz canım. Üzerine de. Mesela şimdi Murgard da Twitter'dan bir gazı vermiş. Perşembe akşamı görmenizi heyecanla bekliyorum diye. Sinsi gülerek. O zaman perşembe akşamı mı gelecek bir şeyler? Ben de bu arada arkadaşlar sosyal medyada beğenilerini yapıyorum. Çok güzel spam beğeni hazır. Ben kaç gündür diyorum ya.
Gamescom'da gösterirlerdi. O da Perşembe akşamı işte. Perşembe akşamı neyi gösterecekler aşkım? Ben şunu anlamadım. Bunu. Bu serinin kendisini işte. Trailer'ı. Ya da birini gösterirler bence yavaş yavaş. Ay öyle mi dersiniz? Hepsini öyle göstermezler. Olmuştu. Diğerleri evet. Öyle olmuştu. Ulan dördünü birden gösterirlerse benim paket çıkar. Evet bence çıkış tarihini reveal yaparlar diye düşünüyorum ben de. Reveal yapmak mı? Yani yaparlar. Arkadaşlar bu arada biz follow to follow'a çok önem veririz. Eğer sizlerin içerisinde yayın yapan ya da bu tarz içerik üreten insanlar varsa ve takip etmiyorsak bizim ayıbımız. Lütfen söyleyin biz takip edelim, geri dönüşler yapalım, destekler olalım. Eğer bizi izliyorsanız ve biz sizi takip ediyorsak lütfen bizi takip edin. Ayıp am. Ben çok özürlüyüm o konuda ama bizim iki tane hesabımız var yani çok sıkıntılı. Onun dışında arkadaşlar yayın yapıyorsunuzdur. Ben sizi yani ben derken bu tarz sosyal medyanın moderatörlüğünü ben yapıyorum kanalda. Evet. Eğer sizi takip etmemişsek ve yayıncıysanız, içerik üretiyorsunuz bilin ki siz de bizi takip etmiyorsunuzdur. Takibe takip. Evet, o konuda karşılıklı desteğe önem veriyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Tamam. Şimdi ben videoyu nasıl... Sizi geriden izleyeceğim ama ben tabii istemedim. Twitch arkadan geliyor ya. Yok yok. Ya sen biz videoyu iki kere üç kere izledik. Sen hani kendi izlenimlerini söyleyebilirsin. Sıkıntı yok. Abi Denatrius'un şarap kadehi. Yani. Bu mu? O bölüm çok... çok başarılı buldum ben onu ya. Ya bak o konuda başka bir şey sana söyleyeyim mi? Denatrius bu o zaman bayağı geçmişe gidiyoruz biz çünkü böyle Denatrius o zaman niye bu kadar yapılı çizdiniz oyunda? Böyle kaslı bir abi böyle elini vursa masaya abi ne yapıyorsun tamam abi özür dileriz diyeceğim bir tip. Hani videoda biraz daha böyle şey asil bir herif evet. Değil mi? Şey kalmış aristokrat böyle. Aristokrat gibi. Aristokrattan ziyade hatırlar mısın bilmiyorum Grommash'ın aç kalıp da ağaca bağlandığı bölümler falan vardı evet. Ya hani. Onun gibi duruyor yani. Ne yapıyorsunuz? Biraz şey oldu bir yani. De, yine mi Arthas göreceğim? Sıkıldım. Vallahi Arthas görece ben söylüyorum yani. Arthas az önce de söyledim sen gelmeden önce. Çok sık Arthas göreceğiz mi sorusuna çok sık hayır denildiği için kesin göreceğiz diyorum ya. Değil mi? Evet. Ama çok ucuz geliyor bana. Ben dedim zaten yani. Sırf kullanmak için kullanacaksanız ben Kratos'u da Arthas'ı istemiyorum. Beğenmiyorsan oynama lan ben seviyorum Arthas'ı adama bak ya Allah Allah. Lan benim Arthas benim oyunda en çok sevdiğim karakter. Son, o yüzden zaten istemiyorum öyle. Son sahnenin wallpaper'ı lazım cümle halimi ibret olsun diye masa üstüne koyacağım. Evet akıllı olun falan diye değil mi? Sırf hype'ı böyle Arthas'ı kullanmış olmak için ucuz kullanmalarını istemiyorum. Arthas'ı kullanmış için kullanmak. Arthas'ı. Bak, Arthas'ı kullan. Hatice ne diyorsun sen bu duruma? Artık sen de Arthas'ın kullanılmasına karşı mısın? Valla Arthas'taki yoksa aslında çok iyi insanlarda çekerlerse söverim. Onu söyleyeyim. Çok iyi amaçları vardı. Hele Kael'da. Illidan 3-0 falan böyle Arthas'ta. Ya o böyle gelecek diyecek selamünaleyküm deyip gidecek yani arkadaşlar. Onun öyle bir şey olmaz bence. Yok yok. Arthas'ı üstünden çok ucuz bir şekilde kullanacaklar diyor. Hani şey çıkmaz, umarım böyle şey çıkmaz. İşte Shadowlands'ın anahtarı falan böyle işte. Yok. Ne bileyim. Uther dedi ya ama trailer'da öyle bir şeyler. Allah. Bunu mutlaka affetmeliyiz falan diye. Uther mi diyor onu, Margrave diye birisi söylüyor onu, Uther söylemiyor. Videonun İngilizcesini altyazılıyız da. Yani orada yazıyor değil mi? Şey altta bir şey. Biz de onu... Ben hatta onu Alexandros Mograine diye düşündüm ama değil tabii ki. Şey değil yani konuşan. Neydi o? Primus değil oldum. Yok. Primus konuşan değil mi? Daha yazıklar olsun. Onların nesinin adını unuttum şu an bir saniye. Draka. Biz de Draka diye düşündük. Devos'muş o konuşan. Devos Draka'nın gözüktüğü kısımda o Shadowlands'ı evet, başaramazsınız yok olur diye yani Primus değil miymiş yani? Değil. Devos'ta Bastion'da bu ayaklanan Kyrian'lardan birisi. Onlardan bir tanesi evet. Evet bir tanesi. Eda Lo. Ve çok cool. Daha demin izledik Utku. Ay ya. Asıl Eda abla kesin Winter Queen'i görünce. Evet ya evet. Ona çok sevindim. Winter Queen'i gör... Arkadaşlar bomba gibi geliyor Winter Queen. Hadi Harisere.
Keşke bir Maul'la Oribos görsek diyorum ben de. Şöyle Görkem yazmış. Altısı da yani 4 tane yerine 6 tane ve çizgi roman gibi. Öfne. Abim yazmış da. Ay çok heyecanlı. Arkadaşlar öyle özlemiştim o oynamayı, şimdi çok güzel şeyler olacak. İyi, telefonun açık mı? Ne? Değil abi. Şarj aleti bozuldu. Hallettiniz mi? Mete söyledi de konuşacağız, o tam konuşamadık. Tamam. Ya Afrika. Ne? İyice hype'landım. Devos'un linkini bir daha atayım. Draka çok güzel olmuş yani. Devos Kelly, bir de Kelly'ye bir de iyice kırık. Evet. Relief'de açıklayacaklar şimdi. Release date'i de açıklayacaklar. O zaman hazırız. Büyük ihtimalle bu kadar yakın. Aha ben geldim. Aha hoş geldin. Abi biz videoyu döndürüyoruz şu anda. Arkada dönüyor. Full yorumlarımızı da yaptık. Tamam. Senin de yorumlarını merak ediyoruz. Hemen bir dakika yayında açıyorum ki chatten de takip edeyim. Yani konsey şimdi olarak demeyelim çünkü Görkem şey Murat'ın kamera açamayacak. Zaten telefon da cızırtılı. Ha iyi canım, sağlık olsun. Şimdi zaten şey çok fragmanı bir şey yapmışlar. Evet. Yani o yüzden. Ya bence Twitter'da o kadar yeri göğü elleyecek kadar bir şey yok. Ama güzel imalar var sadece. Yani evet. Ama şey hani daha önceden görmediğimiz sahneleri görebileceğiz gibi böyle şey. Mesela işte Uther'ın nasıl öldüğü. Evet. Şey var yani bayağı Garrosh'a benzeyen bir görüntü var. Sonra işte şey. Bir tane Druid var galiba. Druid benzeri bir tane var. Ha evet. Şey. Yani onun ama kim olduğu belli değil. Belli. Yani yok şey. Ama işte şeyden değil yani. Yine şu an bilmiyor. Olaylardan değil aynı. Evet o şey de var canım. Yani Shadowlands'te geliyor. Yani ha tabii canım şey yok. Hani belli değil derken ben şey anladım. Yani. Ya zaten bunu bilerek yapmışlardır. Hani bu gözlerinden tabii kaçıracakları bir şey ya da işte araya sıkışacak bir şey değil. Yani İngilizce altyazıda konuşanların isimleri yazıyor. Çünkü ork bağırmasında da sadece ork bağırması diye geçiyor ona bakarsan. Evet yani. Aynen özellikle orayı aynen. Şey yapmışlar. Aynen. Şey de ilginç, Maldraxxus'ta bayağı ilginç karakterler var. Evet hani... Şey de var, Revendreth'te Light'ı kullananın bizzat kendisi olduğunu görüyoruz. İşte Dire, Sire denen. Evet. Ceza olarak Light'ı kullanan oymuş yani. Light Scourge, Arya'ya biz diyorduk ki böyle bir kozmik savaş evet. Ama onun nasıl oluştuğuyla alakalı bir teoriydi tabii ki de. Şey... Revendreth'te bir tane dungeon'da bir Nauru'nun gücünü de emiyor var ya, demek ki onun için kullanıyorum. Evet. Aa teşekkür ediyoruz. Tower and Battlecry abonelik için. Ben nasıl bu? Kesene bereket. Şu Maldraxxus'taki abinin söylediğine takıldım yani. Maldraxxus düşerse Shadowlands düşer. Hepimiz düşerse Shadowlands düşer. Sen şey uyursan diye. Falan diyor. Evet gerçekten. Ama şey olayı var ya zaten Maldraxxus işte Shadowlands'in askeri gücü falan muhabbeti var. Zaten yani. Ya abi o zaman bunlar Shadowlands olarak başka bir yerle savaş içindeler. Sanki öyle gibi gözüküyor işte. Değil mi? Yani kendi aralarındaki evet. Şeyi geçiyorum. Çekişmeyi, rekabeti ya, falan. İnşallah şu Lifeland saçmalığı doğru değildir. İşte, o değil de şey gibi sanki. Sensin ya Lifeland. Void ve Light olayı var sanki biraz evet. İşte onların yani en azından şey kim tarafından saldırı geldiğini organize bir olay mı falan onları göreceğiz sanki. Yiğit biz onu direkt okuduk yani öyle bir şey olmaz. İyi oldum direkt ama Hara ekranı geldi anlamadım ne? Evet direkt geldi. Direkt abaya eşit dinleyecek gibi ya. Yo geldi aboneliğin geldi. Hata mı gelmiş? Geldi. Biz bile gördük yani. Bu ara arkadaşlar kısa bir reklam arası. YouTube kanalımızda katıl butonumuz açıldı. Twitch'in dolar kurundan etkilenmek istemeyenler 5 liraya bile orada bize destek olabiliyorsunuz. Abone olabiliyorsunuz. Abonelik demeyeyim de üye değilim çünkü oranın abone sistemi farklı.
Ayrıca üyeliğin ücretlerini arttırırsanız ayrıcalıklarınız da artıyor. Mesela bir video üzerinde çalışıyoruz şu anda. Bir içerikle alakalı. Blizzard içeriği değil ama orada özel bir teşekkür hak eden bu arkadaşımız arada... var. Neden de sizin isminiz videolarımızda geçmesin. Diyelim devam. Şey, eğer Arthas'ın otur öldürdüğünü göreceksek ruhunun ruhu Frostmourne'la ödüllendirme ne olduğunu da göreceğiz demek oluyor. Shadowlands açısından. E tabi yani şey... Yani Shadowlands'e de gidecek. Frostmourne'da mı kalacak onu gösterecekler bence orada. Ne, Garrosh, nasıl Garrosh etkiliyor yani dedi. Onları? Evet Garrosh dedi. Tahmin ediyoruz. Öyle ya tam. Abi Kel Ork. Yani çok fazla seçeneğin yok. Kel Ork ölmüş. Bir de şeye direkt War Crimes'ın kapağını aşırı göndermeli. Evet göndermeli. Değil mi? Bayağı kalktan yapılmış yani o. Ha yani. Aa, değil mi? O ben onu söyleyecektim. İşte hani onların 3 tane zaten evet, şey var. Evet, Brock Sigar, evet. Ogrim, Garrosh, Kel Ork. O şekilde pozisyon veren bir tek Garrosh var zaten. Evet. Bir de şey var. Sylvanas var. Ne? Yani Garrosh mola düştü. O fan mate. O fan mate. O görsel. İki tane şey tutuyor. Sticks evet. Tutuyor. Neyse işte. Yani Garrosh mola düşmemiş. Evet, Revendreth'e düşmüş gibi gözüküyor evet. Garrosh. Ki bu iyi bir şey. Demek ki Garrosh did nothing wrong olayı o zaman. Evet, yani, o kadar did nothing wrong ki Revendreth'e düşmüş değil mi? Evet. Revendreth enteresan mesela. Değil mi? Warrior dediğin karakteri biraz daha Bastion düşünüyordun. Ama işte Revendreth'te şöyle bir olay var ya. Yani, orası Maul'dan önce son çıkmış. O kadar da Dignity Bronk değil. Suçu var ama geri dönüşü olan böyle biraz böyle acı çekerse işte işe yarayacak seviyeye gelir modu var. Maul'da hiç böyle şey geri dönüşü. Diyor mesela bazı mesela Kael'thas gibi ya ben yanlış bir şey yapmadım diye eğitimleri affedecek mi acaba o da? Evet, o da ilginç. Ben çok kıskıcık olacağım gibi Kael'thas'a şarj olarak konuşacağım. Hadi bakalım. Çektim, koydum ya. Şaka yaparım. Çok da matah bir yer değil Revendreth. Yok bence. Bu arada şey diyeyim mi arkadaşlar? Yani beta'da ve işte şu anda açık olan oynanabilir Shadowlands alanları tamamı değil. Map'lerin anca böyle %20'sini falan oynayabiliyorsunuz. Yani daha bence ona çok beklentiye girme. O teknik bir konu olabilir ya. Yok yok değilmiş. İşte açılacakmış. Görevleri yaptıkça mı açacağız? Yani çoğu zone'un endgame kısımları var. Oralar bayağı şey max level'dan sonra açılacakmış. O yüzden ilk başta level'larken göremiyoruz oraları. Ha, şey muhabbetine getirmişlerdi ya çok çabalayacaksınız, uğraşacaksınız. İşte oranın evet, şey evet. Olacaksınız. O muhabbetten ya, geliyor olabilir. Benim anladığım kadarıyla şey gibi işte şeyi hatırlayın işte Isle of Thunder'ı falan böyle nasıl aşama aşama açmıştık. İşte onun gibi her bölgeye benzer bir mekanik koyacaklar muhtemelen. İşte hem follower atacağız hem böyle işte yavaş yavaş işte kendi seviyemiz yükselecek. O işte talentları falan atacağız. Bunları açarken de o bölgeleri açacağız. İşte orada o bölgenin kendi artık hangi covenant'ı seçtiyseniz ona göre ilerleyecek falan böyle. Evet. Bir de şey de oluyormuş mesela. Seçtiğin covenant'tan bağımsız olarak diğer bölgelere de yolluyorlarmış seni. Yani şey, öyle de bir durum yani. Var. Sosyal medya içerik spam beğeni atıyorum aşkım. Yok işte yani mesela işte şey Maldraxxus'ta bir mevzu var. İşte Revendreth'ten seni oraya yolluyorlar. Git çöz işte oradan şöyle bir şey var falan diye böyle. Yardıma ya da işte böyle bilgi almaya falan filan. Böyle bayağı ilginç şey var yani. Hem entrikalı hem böyle direkt şey savaş modu. Zaten şey de var. Mav'ın da böyle saldırdığı yerler var. Böyle ele geçirmeye çalışıyor her tarafı. Direkt ben diyorum keşke Mav'ın da savaşıyorsun. Keşke Mav ve Olibos'u da görsek. Mav'a hiç söz hakkı vermiyorlar abi. Haksızlık bu. İşte, yani raid modu olmayacakmış orada. Yani onu direkt şey şey çıktı zaten işte Legendary set çıktı. Mav Raid diye olan set Legendary setmiş. Yok hayır hani ona hani animasyon falan da vermezler de hiç Mav'a söz vermiyorlar. Hiç bak vermiyorlar diyeceğim yani. Haksızlık. Ya endgame ve işte devamını muhtemelen oraya vereceklerinden şimdi tanıtım modunda bence çok onu vermezler. Ama şu olabilir. Bu animasyonlarda illaki bir olayın Jailer'a bağlanma durumu olur yani. Evet.
bir yerde görürüz illa Mava böyle bir şey yapar yani. Yeni ya da eski yani. Şada olan sınıf olduğu ya, belki bütün Covenant bölgelerinde birer anahtar vardır Jader'a gereken. Evet, işte olabilir. Zaten şey de diyorlar işte Mav eskiden böyle değildi, buralar evet, böyle değildi falan diye. Öyle yapılmış. Bir şey gösterirler muhtemelen. Evet. Bakalım, hele canına bekliyoruz. Vallahi diyor yani, siz Jader'ı affettiniz diyor. Vallahi 2 dakika gelin yorumlayın dedik, adamlar şey çıkardı ya, konsey videosu çıkardı yani. Evet. Konsey oldu vallahi. Uyumuz kurusun. Perşembe akşamı görüyorsun. Şey böyle, Murat'ın içi gidiyor falan böyle orada. Yo. Ya orada Void'e gitmiş tatile, Antalya yerine falan böyle. Hayda. Antalya gitmedi, Bodrum'a gitti. Oh, mudur. Perşembe akşamı o zaman bir de. Perşembe ona, akşamı ona o zaman biraz daha şey yapalım mı? Hazırlıklı olalım mı? Ne diyorsunuz? Zaten ben dönmeden konser arasında girmiyorum ki, ben hiç kem açabilir durumda değilim yani. Yok, kem açmam, sana bir şey yaparım. Biraz daha sesli düzeltirsin. Hazırlıklı olursun. O konuda da bir şey yapmam. Ben size haber veriyorum çünkü cidden. Tamam canım, zorunda değilsin. Oğlum, yani Görkem'de de yorumlarız. Diyorum. Hani biz şey bunu yani yorumlayacağız belli yani, çünkü beklenen bu. Birlikte yapalım derdindeyim, başka bir şeyim yok. Ya Shadowlands'ın will fail ne demek ya? Neden, niye bu Shadowlands? Aynen aynen, ben onun bir tane fotoğrafını koyarım oraya. Şey, fotoğraflarda daha tamam, aydınlık zaten, sıkıntı yok. Adam onun yoksa Shadowlands'ı kaybedeceğiz diyor demek ki. Ya işte nasıl kaybediyoruz? Görkem söyledi ya, askeri kanadı diye. İşte Maldraxxus şeyin, aynen Shadowlands'ın askeri kanadı normal şartlarda. Yani o da olabilir ve Covenant'ta dışarıda dediğim gibi Jader de serbest kalıyor olabilir yani. İşte yani... Ama işte Maldraxxus'un nasıl bir bağlantısı varsa direkt, hı-hı, yani oranın düşmesinden böyle şey... Yok, o direkt Covenant'ların tamamını kastediyor galiba. Yani o bence de o işte savunma gücü olduğu için askeri güç düşerse... Orada aynı. Peki Necropolis'i patlatan kim sizce? Başka yani Shadowlands dışında bir güç mü yoksa aralarında? Allah biraz... Ya ben oraya Murat'ını heyecanlandırayım. Fel gibi gözüküyor. Değil mi? Yeşil yeşil. Acaba dedim yani Maldraxxus yeşili mi o, yoksa fel büyüsü mü? Çok da fel yeşili mi? Undead olsa hani mavi olur, ya da Death olsa işte abi, mavi. Legion'da işim bitti ama artık yok ya. Legion olmasına gerek yok yani fel olması için. Yok, Sargeraf. Sor. Soru var. Sor abi. Konuyla alakalısı evet, falan yani. Kaç diyorsun? Direkt Batman'a ilgili ima verebilir miyiz diye düşünüyorum o zaman, o ikisinden birinde. Ney? Sesin gitti. Dreadnought'lar hakkında bir ima görür müyüz acaba diyorum onlar. Ha işte yani Raven evet, Dread zaten baya ona gönderme mi bu yani? Japon'un kuyruğunu yakalayamadım. Evet, soruyu bekliyor. Herkes evet, bir heyecanlı. Sessizce bekliyoruz. Castro. Ne haber diyorum. Maldraxxus'taki Garona değil, Draka. Draka. Ben de Garona Draka dedim. Garona'ya çok benziyor. Tral'ın annesi. Tral'ın öz annesi. Evet. Goel. Goel. Aha bak şey demiş. Bir dakika, Terran Gregory cevap vermiş. Laurel art direktörüymüş serinin. Şey ne diyorsun? Denizler gazlıyor falan şimdi, Perşembe'yi bekleyin diye. Hearthstone'da Arjantin hesabı açtım. Arjantin üzerinden yükleyip hiç bilmiyorum yani, özür dilerim, cevaplayamadım. Öyle şeylerim yok, bilgilerim yok. Öyle duydum o tarz hareketler yapıldığını, daha ucuz oluyormuşmuş ama muş. Ama Rusya üzerinden yapanlar çok kötü. Muş duydum, bilmiyorum, Rusya var, Arjantin var. Duyuyoruz. Özür diliyorum. Yardımcı olamadım bu konuda. Ben direkt normal Türkiye hesabından takılıyorum, oynuyorum yani. Velhasıl. O zaman evet, yorumlama faslımızı geçelim mi? Geçelim bence. Soru gelmedi değil mi? Yok yok. Soru tabii, konu geldi dışı zaten. Biz de bilmiyoruz sorunu. O zaman şöyle yapıyorum. Sohbet etmeye devam ederiz. Biz oyun faslına geçelim yavaş yavaş. Uzun zamandır oynamadık. Ne yapacağız? Ay sıkıldım. Özlemişim ama.